baktım valla. O neymiş öyle kocaman? Süpürge. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz Toraman'a misafir olduk. Şimdi tıplay gelir arkamızdan benim eve geldiler. Acaba çör çöp mü arayacaklar ki diye. Şimdi kazların artık karılma yumurtlama zamanı geleydi ama daha benimkileri görmedim. Belki Şubat başı, belki Ocak sonu yumurtlarla onun için yerlerini mecbur hazırlamamız lazım. Bizim Toraman burada iyi ki damda yatıyor. Ben de onu dile getirecektim yani. Burada yazsa çok soğuk. Kenarlığa boşluk açık kardelen. Evet. Biz neredeyiz şimdi? Samanlık'tayız. Samanlık'ın iki taraf bölündeyiz. Yarı tarafındayız. Burada samanlarımız... Geldi. Kim? Toraman mı geldi? Evet. Bunlar 200 senelik saman. Paketi de dağılmış. Hadi dedim hem buzağının altına atarım hem gazlarımız samanlığını kasaların için dolduracak. Çünkü detaylı daha yapmayacağım. Hani ben anarı yapacağım ki yumurtlayınca yaptıkları zaman altlarını bir battaniye karton gibi korum. Şimdi tavuklar geçiyor üzerine. Fare mare şey der. Onun için canı da alıyor bak. Demek ki böyle bakıyor bu his gelenle geçene. Şuna bak. Lan biz evimize cam balkon yaptıramadık lan. Anne bu kasa da bayağı sağlammış kız. Ben bunu ya, yeni gördüm. Ya hayvanlar için şey ettik de biz bunu birine aldık. O ağır alıyordu ya. Ama büyük ağır yani. Evet. Boşaltması zor oluyor. Görüyor bak, köpek mebek varsa gidecek aynen, buradan. Dur hon var. Hatta şimdi bir traktör geliyor. Erkek sen git hadi dışta alma hadi. Traktörün kenarında da köpek varsa yokmuş. Çuvalda doldurdum bile hemen saniyede kız. Vallahi acarsın anne ha. Ne? Hemen bir çuvalı doldurdum. Ne edeceğim annem? Oğlum nerede yatıyorsun sen? Şu köşede açık mi yatıyorsun? Açık olduğu için. Allah. Tavuğu ileri gidiyor bence yatmaya. Aynen gündüz de yatsa buraya soğuk. Yürü bakalım kardelenim. Gidiyoruz Toraman, yürü. Bakın burada tarihi eser var. Tahtadan çatal. Çatal değil de o bir türlü bir şey. Adı değişiktir de ben artık çatal dedim. Geri aynı yerine bırakayım. Bugün hava aşırı soğuk. Sabahtan bir yağmur yağdı. Şimdi de böyle sanki ince ince kar atıştırıyor gibi. Bir saniye anne, kapıyı kapatayım ben. Minyatür. Poşet cıgırtısını duyan şimdi koşar gelir. Bugün gırgızı pek görmedim ben. Vardı, ben görmüştüm bir ara. Öksüz geldi. Bir de bunlar ikisi birbirini böyle olunca heyecanlanıyorlar kıskandıkları için. Sen buraları da sürüyorum var ya. Babamın telefonu ben yanıma almadım. Neredeydik telefonu görmedim de. Yanındadır herhalde. Öbür türlü yanında olmaz. Mutfağa koymaz. Oturma odasına koyardı. Demek yanında. Babam yola gideceği zaman iş yerinden arıyorlar. Saat 4:30-5'te kaçta olursa. O zaman biz uyandırıyoruz. Yani o yüzden dile getirdim. Şu an yumurta yok ama sabahtan annem 3 tane yumurta almış. Bu bile iyi bir şey. Yeniden sulan doldurayım bunları. Aa bak ben buraya şey edeceğim şimdi, saman atacağım. Bunlar bak tavuklar buraya geçtikleri için eşilenirler. Onun için detaylı pek şeylik yapmayacağım. Haklısın. Ne diyorum, kediler bu kadar takır takır nasıl ses çıkarıyor? Toraman gelmiş mama yiyormuş. Kapı açık kalmış.
3 tane dişi kazımız var. Bu yüzden 3 tane yer ayarlamış olacak. Altları bak, tulu bir şey var, tahta var, değmiyor yani. Aynen. Hava alsın diye. Bir aya varmadan köyden duyulur. İşte şunun kazı yumurtluyormuş, bu kişinin kazı yumurtluyormuş diye. Öyle muhabbetler başlar. Ama her zaman dile getiriyoruz. Ne kadar geç yumurtlarlarsa bence o kadar iyi. Teker atacaksın da şunu şey edeceksin ya. Onu nasıl yapacaksın? Teker mi yer? Teker de kesmişim. Teker iyi ya, dur. Bunun altına bir şey koyarım sonra. Onu şöyle koyuverim. Onu at, yakıverim bari. Evet, bitti artık. Dediğim gibi, onların böyle kuluçkaya yatacakları zaman, yumurtladıkları zaman, o zaman bunun altını karton koyup, şimdi tavuk da girer içine, eşelenir, gaz da pisler onun için. Ama onların da alışması için mecbur yerlerini yapmamız lazım. Şu kalan da saman da onların altına ten de. Bu arada tavuklarımıza ılık su veriyoruz. Genellikle annem veriyor ama yine de benim de verdiğim zamanlar oluyor. Hani yemeyeyim bir tanesi? Bir bu şu var. Şu kasanın birini pissin olayım ya. Deşti orada da var. Sen yemek deyince. Onun birini alayım, deşti yumurtladıkları. Oraya yumurtla, oraya yumurtla. Olur. Suyu getirdim annem, sularını değiştirdi. Bir de yumurtlatma yemeği var burada. Onu da döktü bakalım. İşte böyle açıverdim, kapıyı her tarafı geziniyorlar. Baksana. Ben ne dedim zaten? Sen onları görmüyor musun? Evet, görüyorum. Tam da tavuklara şey diyecektim. Annem size gül gibi bakıyor, siz de annemi güldürün diyecektim. Biz buraya tele açmakla kötü ettik. Bunlar evet. Vallahi şeyde gaza da yatırmazlar. Doğru dürüst bakım önüne gelen. Kazın yumurtasını delerler bunlar. Kaz başından ayrı hani böyle samanla örtüyor ya. He. Bunlar da gagasıyla yumurtayı delebilirler. Yaparlar bence. Aman diyen öyle bir durumda şuraya bir şey koy verin. Sunta gibi bir şey koyun, birkaç tane. Geçemezler o zaman yumurtası doğru. Doğru. Böyle iyi oluyor. Tamam, her tarafı geziyorlar ama yani kazlar kuluçka dönemine geldiğinde sıkıntı. Kapalı açık kalsa bile burada geziniyorlar işte. Eşileniyorlar. Saman evet. Atınca altlarına. Annem nereye gider 8 saatten toraman? Hiç beni bekleme. Geliyor mu? Geliyor. Gelmez mi? Beni de öksüzüm bekler. Hasılatlar burada yine. Hadi lan. Hepsini de rengarenk yiyecekler, alalım. Tamam. Babam kalksa ben de onun sofrasını hazırlayacağım, sonra artık ineklere bakmaya ineceğim anneme yardıma. Bu gelen kişi dedim, bilemedim Leyla İngiliz. Yürüyüş yabancı gibi geldi. Sen içine pembe ceketini de giysene. Niye? Hani üşüyorsan diye. Üşümüyorum. Kazan var. Ayrı bir gerçi tane kazak sen giyiyorum. Mal kıyafeti kaza. Bir de onu güzelim, bir daha kazak giyiyorum. Ne bileyim, seni görünce böyle ince gibi geldi de. Üşümüyorum ya. Evet, ben babamın sofrasını koydum, geldim. Annem şimdi benim adaşa geçmiş sağıma. Üşüneğimizi sağılıyor. Baştan başladığı için bitirmiş olmuş yani. Hiç
birçok kişi ineklerine yeğgi verdikten sonra sağım yapıyor. Ama bizimkiler durmadığı için annem de hem böyle alıştırmış, sağım yapıyor, ondan sonra yeğgiler veriliyor. Yeğgimiz hazır, babam kalmış da. Şimdi yemleri dolduracağım. Onlardan da dolu olanlar var sanırım. Sen de bana konuşamadım. Bana yardım edecek misin? Minyatür. Gözlerini sevsinler. Çok ciddi ya. Tatlı olduğu kadar bir de ciddi olmasa iyi olacak. Yine burada çuval yığını var. Sağım bitti. Ben de yemleri doldurdum. Kedilerimiz içiyorlar. Yani kedilerimizin hepsi evde ama yani neredeler? Yok, ortada görünen bir kedi yok. İşlerine geldiği zaman bulunuyorlar. Karınları toksa herkes kendi keyfine bakıyor herhalde. Ama bir toramanımız var. Aç da olsa, tok da olsa yanımızdan ayrılmıyor. Şunu söylemek istiyorum. Kardelen videosunu çekiyor basın. Diyemedim gitti. Kardelen toramana kıskanıyor benden. Yani onu daha çok seviyorum diyor. Evet. Ya ne edeyim yavrucağızım, o benim mal arkadaşım onlar, biliyor musun sen? Olmadı anne. Kardere gel dere. Altındaki samanı sabahleyin attım ben sana. Maşallah o kadar güzel içiyor ki. Yanında da kardelene basa, senin o aldığın var ya. Böyle sütün içine kattığın şey. Nesquik. Ondan katsa gitsin nasıl olur ki? Yok, dokanır bence. Mı? İçer ama dokanır. Değil mi? İshal mi olur ki? Doğru, bence aynen mi? Bir tepki olur ya. Kaç sene önce böyle duyduydum. Hani taze günlük yumurtaya sütün içine çakıp da buzağı içirsen faydalıymış. Hem buzağının gelişmesi duydum. 10-15 gün verdim. Her gün böyle veriyordum. Anam benim bizim buzağım. Kıvranıyor. Sonra kendinden geçti. Veterinerine sordum tabii ki dedi. Hani belirli bir şeyden sonra dedi. Dokanıyor. Zarar deyince bir daha da vermeye verdim. Korktum galiba. Hem o buzağıya vermemiş hem de bundan sonraki damda doğan hiçbir buzağa annem yumurta vermemiş. Vermedim. Yani. Her gün bir tane aha böyle taze yumurtayı demek ki sabahleyin atmıyordur. Bir gün şeysi akşamı veriyormuş düşünüyorum. Abası bak uykusu gelmiş. Harbiden öyle. Deminden beri yatıyordu bu. Artık ben süt de içmedi, tok herhalde. Kamerada gale. Niye, nereye yatıyor? Kameranın altına mı? Yattı. Şuraya yatınca tam kameranın altına görünmüyordur. Ben sütü halledin. Tamam. Sen burayı kürün. Şuradan şuraya ben süpüren. Yeniden saman dolduran gelen bunun altını bir çuval. Demi doldurmuşlar. Yazık, doldura doldura. Biz de ata ata. Niçin? Annem altın işte, ıslanmasın. Zaman geçiyor. Nereye gidiyorsun koçum? Az önce ata ata derken şunu demek istemiştim. Yani buraya atılan saman ne oluyor? Çöpe gidiyor. Yani tersle kürekle taşımış oluyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, sütü yola bıraktık. Ben de düvellerin altını küredim, terslerini attım. Şimdilik bir iş daha azaltmış olduk. Annem de ay zaten açıkmış ki kapı. İnekleri tarayacak. Nasıl mı tarama derseniz. Buradan olmayacak, yanına geliyorum. Bayağı bir uzakta kalmış olacağım anne. Sen fazla konuşma. Tabii ki hayvanların malum. Bunları bir yandan beklediği için annem taradığında. Bu niye durmuyor ki? Koylanıyor. Bunlar çok seviyor. Onlar zararken duruyorlar. Evet, kardelen durmuştu. Dikkatimi çekti. Şu an muhtemelen acıyordur. Düvelerde fazla olmuyor böyle batıklıkta. Bazı ineklerimiz doluyor. Ya Hakan ters atıyor. Fikirsizler. Hele bir arzumuz şöyle vardı. Şöyle aslında. Tertemiz olurlar.
Anne Arzu bizde 7-8 yıl yaşadı değil mi sattığımız inek? Evet. Yani yıllarca tabii, hep tertemizdi. Altı, biz ondan 6 buzağı mı ne aldık kızım? Evet. 2 yaşında ondurduysa hamile kaldıysa daha fazla şey değil mi? Ben hayvanımıza hayret ederdim. Bazı insanların çok titiz ve temiz olduğu gibi, yani o bahsettiğim inek de öyleydi. Sana geleceğim, sana bekle. Onda mı yapacaksın şimdi? Hı. Aa, onda da varmış ya. Ben bakar körlüğüm tuttu, bir anda göremedim öyle bir durum olduğunu. Bak, bitti. Ücretini bak, alalım lütfen panda. Bak, ücretini sabah bitti, sağımda veririz de. Ben hoşlarına gidiyor. Diliyle buraları yaladığı için bakın izi çıkmış. Düvelerin de canı çıkıyordur. Hadi abla seni bekliyoruz burada diyorlardır. Vallahi ara yerde ben kaynayacağım şimdi. Niye böyle hareketler yapıyor bu? Korktum ya Didem. Hırçınlaşmış. Yeğileri vermiştik. Son olarak da bunları katmaya baktım. Katmaya geldim. Erkek kör değil mi bizde? Acelesinden değil. Kazları kovalamak için koşuyordu. Tabii ki de bu da benim işime geldi. Normalde kirimiz şuradan geçirmezdi kazları. O da şimdi farklı bir köpekleri havlıyor. Bu yüzden o da fark etmedi. Bugün şanslıyım diyeceğim ama işte buralar çamur. Zaten ineklerimizi de bu yüzden çıkaramıyoruz. Benim kazlar gitti bile. Ben de yaşlı neler gibi yavaş yavaş gidiyorum bakalım. Buralara saman nereden geldi acaba? Hiç olmazdı. Rüzgardan çadır açıldıysa. Senin de mi uykun geldi kirli? Bugün herkesin erkenden uykusu gelmiş. Benim de öyle. Bazı günler açlık bile uykunun önüne geçemiyor. Yemeği yemeden yatasım geldi yani o derece. Sen niye kaldın? Git. Bembeyaz maşallah kar gibi. Kış 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 kış. Annem bir temizliğe başlamış herhalde. Anne bir benim avlu süpürmem. İki de senin şu örümcek ağı alman bitmeyecek herhalde. Çanta doluyor ya. Bir altaya varmadan oluyor. Çıkıyorum ben artık. Bir kazların kapısını kapatayım. Ekmek getiriyor bana. Tamam. Kalınca dili ve kirliğine torumanı vereceğim. Tamam. Mallardan yukarı çıktık. Kardelen sofraya hazırlıyormuşmuş. Bugün de menümüz evvel günden dün pikme vardı. Evvel günden makarnamız vardı. Bir de nohut pişirdim ben. Sabahleyin ıslattıydım. Biraz da bir poşette kavurmalık et çıkardım. Domatesli, soğanlı, biberli onu kavurduk. Ana bir girdim mutfağa. O da ışıkta bak nasıl görünüyor. Değil güzel mi? Farklı yani. Çıkıyor. Evet. Elektrikler gitti. Kardelen dur soğanı karıştırmadan alan bir. Olur. Aa, dur geliyor. Geri gitti. Gelmezse de ne yapalım? Ama makarnaları tüpte ısıtmak zorunda kalırız. Normalde mikrodalgada ısıtırız diye düşünmüştüm. Kuzunun içine sokuveririz. Lan be tuttum ben telefonun ışığını annem. Nohut iki tane, aman soğan iki tane koyduydum ben. Bir tanesi şey olmuş, parçalanmış. Onu da ben yemiştim. Ha tamam o zaman ben iki tane babama koyarken yani açıkçası yedim. Pilav pişirmedik galiba, nohut makarna da var diye. Ben aslında nohudun şeyi severim makarnayı. Makarnayı mı? Ben de senden öğrendiğim için ben de seviyorum. Ne edeceğiz? Nasıl ısıtacağız? Kuzunenin içine tamam. Sokuyorum. Aynen. Bunları tavanın o zaman içine katalım. Katmayalım.
Hadi katalım ya, hemen su içelim. Hayır hayır. Güzel et, dur ve de şurada zor. Tam onları kattık da. He. İşte kavurmayla şey katacak mıyız nohutu? Sobanın üzerine koyalım annem. Tamam, tamam. Katsam. Daha şunun içine katalım da. Şu ısınacaklar var ya, güzel et içine. Geldi. Tüh. Neydi? Boşal değil mi? Karnım da çıktı valla. Şey de ısıtırız ya artık. Fırında mı? E tekrar giderse hadi diye diyorum. Tamam öyle diyorum. Şimdi tabağı hadi değiştirirsin yine gider. Bunların çoğu yukarı çıkacak hemen ya. 2-3 tanesi. Dün kardele yeri göre bidona da vurduk salatalı. 1 kiloluk şirin içinde vurduk. Bu dün açılan çok güzelmiş. Hatta misafirlerimiz de beğendi. Hani böyle kirici yatırılmış kabak tatlısı var ya. Aynı o şekildeydi. Çıtır çıtır böyle ısırınca İçinde bir çıtır oluyor, içinde bir boşluk oluyor. Kara yedin mi sen bunu? Yedim. Hatta sofrada pide çok az yedim. Sadece turşu ve çay içtim. Öyle karnımı doyurdum. Abi ben gidiyordum ızmandara. Ana bir nohut taşı pişirdi yiyen de ya. Ama biraz bunaldım. Geceden ıslatmadım. Sabahleyin aklıma geldi. Sabahleyin hemen ılık suyun içine tuz kattım. Karnını doyurdu, o yola gitti. Sıra kardelenimle bize geldi. Oğlum bazen erken geliyor, bazen geç geliyor. Artık onu biz de beklemiyoruz. Yoğurt koymamışız anne. Korusu. Daha benim kalsın. Da bizim olsun. Yoğurt da bir köyünden getireyim. Geçen gün açtığımda sizlere söyledim ya, böyle kaşık alınca kenarı geri sulanır, aynı şekilde olur diye. Babaannem de o suyu döküyor işte. Neden? Ben de döküyorum, sen görmediğin zamanlardan. Neden döküyor? Sevmiyormuş öyle. Hatta rahmetli Orhan dedem de faydalı diye içiyormuş sanırım. Tabii faydalı deniliyor ona da. Aa bak, ben suyla birlikte katıyorum. Öyle söylemişti daha önce de. Bizlerde süt, yoğurt eksik olmadığı için, hani eksik olmuyor. Allah'ım çok şükür, kimseyi de arattırmasın. Çoğu insan işte bundan hamurda yoğuran da var işte. Poğaçadır, pasta suyuna katıyorlar. Biz ona süt var diye pek şey etmiyoruz. Zaten evde bol olan bir şeyden yiyesimiz gelmez ama olmadığı zaman da pazarda pahalı da olsa ondan canımız ister. Bu da bunun bir örneğiydi. Neyse doğru, ben içeri doğru geçerim artık. Bükmeyecek mi? Hayır. Ben de bir cam makarna var yine. İçeri geçtikten sonra yine birer elimize telefonları aldık. Zaten ben video çektiğim için devamlı elimde oluyor. 5 dakika kadar bekledik makarnanın ısınmasını. Annemin de karnı çok acıkmış. Artık soğuk da olsa sıcak da olsa yiyeceğiz. Beklemek yok. Sabahleyin sadece bükmelerden yedim. Bir ara yemekleri uğrarkana bir tane de baklava yedim, ondan duruyor. Kardelen de diyor ki sen diyor yine sabahleyin güzel yediydin bana bakarak diyor. Ben çok şükür hani zeytin peynir katık ettiğim için karnımı doyuruyorum. Ama bugün demek ki midem yavuncuda. Bakınız mikrodalgamızda da makarnalarımız ısınmış. Tereyağlı olduğu için donluydu. Normal çiçek yağlı olsa o kadar makarnaya katınca ama yoğurda katınca yumuşayıverdi o da. Bakınız. Ay, ben ne yapacağım şimdi? Makarnayla nohudu yemesini çok severim. Bunu böyle karıştıracağım. Bu lezzetli olur. Ben de öyle yapacağım. Aslında bu bir tabak bana makarna yetmezdi de bugün kısıtlı. Çünkü bir gün öncesinden biçtiğinden az kaldı. Oğlumu da mecbur ayırmak zorundayız. Bak solak olduğum için yemek yerken salimle kullanıyorum ama karıştırmak için o kadar yapamadım. İlla bu sol elimle bunu karıştıracağım. Ondan sonra birazdan afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım, sizlere de iyi seyirler olsun. Bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz. Karem bizim robotu taşıdı ya. Şöyle kısa poflamasın.